giden bir oluyor. Kırcağımda biletleri dikine her şeye dair düşünmek filan hepsi birbirine etkileyen şeyler oldu.
Ve işte sözlü tarih uzmanı, sonra yönetici asistanlığı, daha sonra aslında zaten çok az kişilik, yani müzenin her şeyine bakan bir müzenin başından sonuna kuruluş aşamasına tanıklık etmiş oldum. İstanbul'da ilk kent müzesi orası. Yine hani şehir planlamayla bağım ve birbirine temas etme hali devam ediyor burada. Adalar Müzesi'nde yine 3 yıl çalıştıktan sonra bu sefer bir takım saha araştırmalarına katıldım yine. Kağıthane'de saha sözlü tarih çalışmaları yaptım. En son aslında bizim de gelip şu an burada konuşacağımız konuya en yakın temas eden bir İstanbul Kent Müzesi projesi. Yani Başbakan'ın gezi direnişi sonlarına doğru Topçuk Kışlası yapılmayacak, işte şehir müzesi yaparız dediği proje içinde bir takım deneyimlerim oldu. Orada araştırmacı olarak çalıştım. Herhangi bir... Pardon, böyle bir şey var mı? Yani bunun bir çalışma süreci mi var? Şimdi şöyle, Tarih Vakfı bundan tam olarak kaç yıl önce bilmiyorum ama bir Habitat desteğiyle bir şey hazırlamıştı. Araştırma yapmıştı İstanbul Kent Müzesi için. O dönemde yapılan çalışmalar rafa kaldırıldı. Ve son bir yıl önce filan İstanbul Büyükşehir Müzesi tekrar bir kent müzesi projesi yapacağını ilan etti. Onun üzerine müzeciler bir araya geldiler. Tabii üretimlerde bulundular ama Tarih Vakfı'nın yaptığı çalışma onlara referans olmadı. Bir şekilde şey dışı bıraktılar. Daha önce yapılmış çalışmaları. Bu seyirin dışında bıraktılar. Ve onun üzerine de bir uygulama projesi değil ama Gezi Parkı içinde de değil, Topkapı'da bir alan için bir kent müzesi projesi, konsept projesi yaptırdılar. Ben de o projenin içinde bir araştırmacı olarak çalıştım. Yani çok işte yurt dışından gelen işte müzeyolog ve müze tasarımcısı, ünlü bir müze tasarımcısı tarafından çok böyle teknolojik ve dijital yöntemler kullanılarak yapılan bir çalışmaydı. Tabii o projede çok fazla uzun soluklu bir varlık gösterme şansım zaten yoktu. Zaten kapasitesi de dardı. En son şey diyerek bıraktım. Karşılıklı anlaşarak. Yani bu Kent Müzesi projesinin gezi direnişi başladıktan sonra şeye gelmesi, ne olacağının muallak olması. Ki zaten iş yeri sahibinin de bana şey diye sorması, proje sahibinin. Bu projeyi biz Gezi Parkı'nda uygulamak gibi bir teklif gelirse ne yaparsın dediği anda zaten orada yolları ayırmak gerekiyordu. Ve ben o süreç içinde çalışırken, yani Mayıs başında işte Taksim'deydi iş yerim. Ve sürekli işte işe gidip geliyorum vesaire ve hani olayları Taksim'e gittiğim için her gün çok yakından tanıklık etme, hani onun dışında da zaten sadece rastgele bir durum değil, tanıklık etme şansı yakalamış oldum. Bu süreç içinde gündüz çalıştığım için gündüz sosyal medya mesaisiyle daha çok geçiyordu. Gece ve sabaha karşı da bir tık, hani hepimiz ilişkinmiş olduğu süreç, onun dışındaki zaman da sahada geçiyordu gibi. Şimdi ben sözlü tarihçi olduğum için şöyle bir, insanda şöyle bir şey gelişiyor. O an yapılabilecek ne var? Yani şu an evet biz olağanüstü bir zaman, hal yaşıyoruz ve bu hali benim yetilerim ölçüsünde nasıl? Yani ne yapabilirim bu durumu? Yani benim hep kaydetmeye yönelik zaten her şeyim. Çünkü tekrar yaşanmayacağını bildiğiniz, tekrar yaşanmamasından ziyade tarihsel olarak belgelenmesi gereken bir şey var. Hani müzecilikte arşivlemenin ne kadar önemli olduğunu sürekli gördüm. Sözlü tarihte bir şekilde resmi tarihin dışında başka alternatif bir tarih ya da sıradan insan öyküsü ya da manipüle edilmemiş bir tarih kaydının ne kadar gelecek için kritik ve önemli olduğunu anlama şansım oldu. O yüzden de ben ilk günden itibaren yanında bir ses kayıt cihazımı taşımaya başladım. Ve bunu yaparken de tabii ki hani insanların ruh halini de düşünürseniz, kimseye görünmek istemiyor, fotoğrafta görünmek istemiyor çünkü ne olacak, çok böyle kestirilemez, tekinsiz bir ortam ve ses kaydı bile alırken isimleri kullanmama garantisi vererek insanlarla kayıt yapmaya başladım. Şimdi sözlü tarih uzun hayat hikayelerini
kaydeden bir yöntem. Yani düşünün ki daha çok aslında 90 artı benim mesela kitlem öyleydi yani adonarmcısıyla çalışırken mesela. Bir anda yani çocukluğundan başlayıp o işe gelene kadar nelere tanıklık ettirse bütün hayatını anlattırdığınız bir şey, yol. Ama şimdi gezide sözlü tarih yapmaya çalışmak bütün kuralları yıkması gerektiriyor. O yüzden sözlü tarih demek ne kadar doğru bilmiyorum ama algı olarak bir anlamda bunu devşirme etmek gerekiyordu. Ve devşirerek yani o bizim işte iki kişi sessiz bir ortamda görüştüğünüz insanın evinde kendisi kapatarak yaptığınız görüşme falan zaten hak getiriyor. Öyle bir şey yapmak zaten mümkün değil. Onun da dışında uzun bir hayat hikayesi de değil, sadece çok anlık, çok kısa, çok imgesel, çok bedensel, hatta kimyasal şeyleri konuşmak vardı yapılan görüşmelerin hepsinde. Ve olabildiğince farklı örgütlü, örgütsüz, farklı yaş, farklı cinsiyet, farklı kimlik ve kültür özellikleri sahip insanları seçerek yapmak. Hani oranın nabzını tutabildiğince yapmaktı ve yaklaşık 40'a yakın görüşme yaptım. Bu süreç içinde bir yandan gündüzü çalışarak geçirdiğim için işte sosyal medyada zaten biliyorsunuz sürekli o kadar anlık bir akış var ki her gördüğüm şeyi kaydetmeye çalışıyorum. Çünkü tekrar bulamayacağımı düşünüyorum. Yani tekrar döndüğümde arama hangi konu, hangi anahtar yolda bulunabilir ya da ne olur öyle bir tasavvur zaten yok. Videolar siliniyor bir yandan, onları kaydetmeye çalışıyorum ama bu sadece kendim için yaptığım bir şey benim. Yani aradan bir sene geçtiği zaman ya da 5 sene geçtiği zaman ya da daha çok dönüp bunlar oldu demek için de. Ondan sonra çok tesadüfen bir yayıncıyla tanıştım, bunu kitabım bizim için yap dedi. Ve kitap çalışması öyle çıktı aslında ortaya. Biriktirdiğim her şeyin yavaş yavaş döküldü. Ama işin ilginç tarafı ben yaptığım söz tarihini hiçbirini bu kitapta kullanmadım. Kitap bir arşiv ve belgelemin çalışması sürecin başından sonuna kadar, başından sonuna dediğimde 27 Mayıs'tan 18 Haziran'a kadar, yani duranına kadar bir kronolojik görsellerin eşlik ettiği işte köşe yazıları, basın bildirileri filan bir sürü malzemenin toparlandığı bir çalışma olmuş oldu. Bir yandan da bayağı da dağılıyorum. Aslında bugün bu size bahsettiğim anlık imgeler konusu, yani sözlü tarihin gezideki yapılma biçiminin bu kadar anlık ve imgesel olması, bugün şimdi başından itibaren 18 Haziran'a kadar malzemenin gün gün giderek konuşacağız. Ben sizin de kaydettiklerinizle ilgili birçok şey de merak ediyorum. Böyle bir karşılıklı tartışma ve birbirimize dönüş olursa çok sevinirim. Çünkü mesela ben neredeyse gezi olduğumdan beri bu konu içinden hiç çıkamadım. Sizin kitap, yani kitap hazırlarken zaten öyleydi. Şimdi hala o süreç içinde kopan parçalan bir süreç olmadı. Bir şekilde akmaya devam ediyor. Hala sürüyor. O yüzden çok kendimi dışarıdan objektif bir şekilde de yorumlayamayabiliyorum. Kısa bir seçki yaptım. Çok fazla malzeme olduğu için biraz içinden elemek zorunda kaldım. Ama kronoloji en başlığı olduğu için de kronolojiyi koydum. Şimdi benim mesela aklıma kazınan çok 2-3 tane keskin şey var. Bunu kronolojiye paralel bir şekilde anlatarak size çalışmaydı. Çok herkes hani hiçbir karşılıklı bir şey beklemeden bütün arşivlerini amatör
profesyonel arşivlerini açtı. Biraz önce söylediğim malzemeyi anında biriktirmekle ilgili bir, yani bu kadar kalın bir kitap çıkıyor olması ya da hani kapsamlı bir çalışma olma nedeni de anlık biriktirme nedeniydi. Şu an öyle bir şey yapmaya çalışsam muhtemelen büyük bir kısmına ulaşamam malzemenin. Şimdi gezi direnişi aslında bahsettiğimiz anlamıyla hep 31 Mayıs çok keskin bir tarih bizim için. Çünkü bütün mekan algımızı ve hani sokak algımızı değiştiren en coşkun ve en ateşli hali 31 Mayıs'taydı. Ama 27 Mayıs gecesi başladı. O yüzden kronoloji 27 Mayıs tarihiyle başlıyor. 1 ile 15 arası, hani 11'inde bir meydanda bir boşaltma müdahalesiyle oldu ama 15 Haziran'a kadar Taksim'de, yani Gezi'de ve de devletin olmadığı bir hali gördük. 17 Haziran'da Drona'da meylem başladı. Bu aslında 17 Haziran olarak tarihin seçilmesi de kronolojinin bitirildiği tarihin olması da Gezi Parkı boşaltıldıktan sonra herkes, yani sosyal medyada benim gözlemlediğim herkes böyle boşluğa düştü, hani şimdi ne yapıyoruz, neler olacak filan dediği anda duran adam çıktı ve herkes bir anda yine kıpırdanmaya başladı. Yani kıpırdanmak derken durarak kıpırdanmak ama yine de böyle umut verici bir şeydi. O yüzden son tarihi böyle bunu seçtim. Şimdi bunu çok fazla böyle konuşarak şey yapmak istemiyorum ama zaten çok spot yanında tarihler eşlik eden anlatılar var o gün neler olduğuna dair. Böyle sizin içinde bir hafıza tazeleme olur belki. İlk bu fotoğrafları şey gözüyle bakarsanız sevinirim. Bir sürü fotoğraf aslında medyada yayınlanmayan ve medyada yer almayan fotoğraflar var bunların içinde. Çünkü fotoğrafçıların dönüp kendi arşivlerine bakıp bir yayın yapma durumları bile olmayan fotoğrafçılar vardı. O yüzden de hani görmediğiniz açılardan olayları görebilirsiniz. İlk 28 Mayıs'ta saat işte öğlen polis ilk parka müdahalesinin fotoğrafı bu. Şimdi belli imgeler çok aslında olayları ve insanların tepkilerini de yönlendiren tarafları vardı. İşte bizim kırmızı kadın olarak bildiğimiz tesadüfen mi bilmiyorum, şehir plancısı olan Ceydan fotoğrafı. Ama bunun için başka bir hali göreceksiniz. Bunu muhtemelen görmemişsinizdir. Buradaki kırmızılı kadın o kırmızılı kadın. Yani aslında direnmenin ya da işte hani mücadele etmenin farklı farklı hallerini, bu aslında Halit Rövi'nin ne kadar değişken olduğunu da gösteriyor. Belki hepimizin yaşadığı şey de buydu. Fotoğrafta böyle görüyor ama bunu. Ağaçların kesildi ve insanların ağaçları taşıdığı bir fotoğraf. Ve olayın üzerine basın açıklaması, bunun yapılması, insanların yavaş yavaş çadırlar kurmaya başlanması, sökülen ağaçların dikilmesi. Bu şeyde kitap yayınlandıktan sonra ilginç bir şekilde şöyle bir tepki aldım kitabı karıştıranlardan. Olayın başından beri içinde olan ve hani farklı farklı zamanlarla tanıklık etmiş herkes fotoğrafın içinde kendini bulmaya çalıştı. Ben neredeyim, oldum dedim. Ya bir dakika şu biraz daha şöyle olsaymış, orada ben de görecekmişim filan gibi. 28 Mayıs akşamı giderek kitlenin arttığı, sivil toplum kuruluşlarının, işte meslek odalarının filan gelmeye başladığı. Aslında bu fotoğraflara hep bakarken şöyle bakmanızı isterim. Mesela pankartlar sürekli işte sökülen, takılan, eklenen ama mesela o an hiçbir zaman sürekli olmadığı için hepsi belgeleme niteliği taşıdığı için, mesela çok kötü kaliteli fotoğraflar da var ama belgeleme niteliği taşıdığı için çalışma içinde yer alıyor. Belki ufak bir video izleyebiliriz 28 Mayıs'tan. Thank you.
bilgisayardan belki. Herkesin sahip olduğu birbirine sosyal medyada paylaştığı bir şey vardı.
Mayıs. Mason. Doğru. Kitlenin giderek büyümesi, bütün
İstanbul'da herkesin artık sokağa çıkmaya başlaması ve müdahalenin, polis müdahalesinin devam etmesi. Fotoğrafta mesela herkesin yüz ifadesinden hani nasıl bir ruh hali olduğu için de olduğu görünüyor. Siz aslında çok net göremiyorsunuz ama şey kalitesi galiba kalitesilerden aynı bir şey yapacağız. Eylemcilerle polis arasındaki bir sahne var sol üst fotoğrafta.
gün meydan şehirde siparişle çıkan bir konteyner yangının söndürülme fotoğrafları görüyorsunuz. Ve insanların akın akın parka geldiğini. Toplamda 1 Haziran itibariyle 48 ilde 90 gösteri yapılmış ve 930 kişi gözaltına alınmış. Yine ünlü siyasilerden bir takım açıklamalar geliyor. Kadir Topbaş, Topçuk Kışlası'nı net olarak anlatmadık filan diyor. Burada tabii sosyal medyada örgütlenen insanlar da hani İstanbul'da, Taksim'de, Türkiye'de olamayanlar desteklerde bulunmak için dijital şeyler yapıyorlar. Mesela polis haritası da onlardan bir tanesi. Gelen bilgilerin bir araya geldiği ve polisler nerelerdeyse eylemcilerin bunlara göre davrandığı bir dijital platform oluşturuluyor. Artık dünyanın farklı ülkelerinden gelen destekler başlıyor, mesajlar geliyor. Etam Sözcülük polis koşulları yer alan da ortaya çıkıyor 1 Haziran'da. Büyük şehirlerde polis saldırısı giderek yoğunlaşıyor. Gezi Parkı'na girdikten sonra burada Gazi Mahallesi'nde Beşiktaş'ta yaşamaya devam ederken tabii burada artık bir yaşamsal örgütlenmeye doğru bir geçişin olduğunu görüyoruz. Bu Fransız Kültür Merkezi yapısına 1 Haziran gecesi yazılmış bir yazı. Aslında 68 devriminde Paris'te kullanılan sloganlardan bir tanesi. Şehir sokaktadır yazıyor, Fransız Kültür Merkezi'nin kapısında. Bu da çok şey bir anlamsal bunu görmekte. O yine tarihi bir şekilde sürelenen bir olgu olarak yaşıyor onlar da ilgiliydi. Ben yazı gördükten sonra içeride bir şey görevli şey dedim, bu kapıyı temizleyecek misiniz, ne yapacaksınız falan dedim. O da böyle bakıp temizleriz herhalde falan dedi. Sonra her gün bakmaya başladım, bütün Taksim temizlendi. Bu en son böyle bir buçuk ay falan geçtikten sonra şey yaptılar. Beyaz yakaların şeyi de aslında gezideki varoluşuyla ilgili de birçok tartışma oldu. Onlar da Garanti Bank NTV yine Penguin medyası tabiriyle yapılan protestolardan bir tanesi de 2 Haziran'da o da daha sonra CNN'e yine protesto edecekler diye. Aslında bu kitapta Gezi Parkı odaklı, Taksim İstanbul odaklı bir anlatı var. Daha çok malzeme sağlanabildiği için. Diğer şehirlerden de bilgiler var ama diğerleri kadar, yani İstanbul kadar fotoğraflı yer almıyor. Geçenler ise gizli şehitleri diye hayatını kaybedenler, gaz kapsülleri yaralanları sayıyoruz ve biliyoruz ama aslında gazdan etkilenip hayatını kaybeden de insanlar var. İsim çok fazla. Artık giderek gezi yerleşildiği ve her yerde bir hani hem bir şenlik alanı demiş gibi bir yaşamsal örgütlenmenin kurulduğu bir hal olduğu fotoğraflarda anlaşılıyor. 3 Haziran günü yine Mehmet Ali Ayvalıtaş hayatını kaybediyor. NTV protestosu bugün yapılıyor. Başbakan Fas'a gidiyor. Ya burada buradaki yaşam hali yani yaşamsal örgütlenmeye dair işte birçok aslında hani devrim marketin açılması, revilerin gördüğü işler, ilk yardım birimlerinin dershanelerin açılması,
Devrim Müzesi'nin kurulması, bunlara kısacık zamanda aslında neler olabileceğine dair bize hep geleceğe dair bir takım izler bırakan şeylerdi. İşte Avrupa Parlamentosu gibi takım kınama mesajları vardı. Ama tabii devlet yetkililerinden hala... Çok özür dilerim. Resmi bir kınama gelmedi ama. Resmi derken? Yani ortak bir bildiri, Birleşmiş Milletler ortak bir bildirisi. Benim bildiğim Avrupa Parlamentosu öyle bir bildiri yayınladı. Onun dışında yurt dışındaki akademisyenlerden öyle bir bildiri geldi. Filozoflar ve sanatçılar ortak bir açıklama şeklinde bulundu. Türkiye'nin üye olduğu kurumdan Birleşmiş Milletler gibi. Birleşmiş Milletler'den de geldi. Geldi. Ama hani resmiyeti, yani bir açıklama geldi ama... Atıyorum sekreter bir yardımcısının hani bir kendi açıklaması olabilir de hani böyle bir hani toplantıyla hani ülkelerin şeyleriyle alınan bir karar çok olur, çok iyi olmadan. Bilmiyorum yani toplantı şeylerde, görüşmelerde konuşulduğunu ve açıklama yapıldığını biliyorum ama toplu bir o şekilde dayatması olan bir karar bilmiyorum. Burada bu televizyon çabuk TV yayın yapmak değil mi? Görmemişsinizdir belki ama 4 Haziran'da şeydeki gezide çıkan konteyner yangından.
işler yapıldığını görüyoruz. Gezilerimiz, herkesin dostlarının kurulması. Gezi dostlarını kuran arkadaşlardan bir tanesiyle bir görüşme yapmıştım. Şey diyor, toprağa kalsıkça içinden hala gaz kokusu geliyor. Ve bize de sürekli biber fidesi geliyor. Biz bu tarihlerine getirip sürekli biber ekliyoruz burada. Ve hani görsel bir mali falan besinliklerin bozulan bir sonuçta. Ne kadar kayayı oyduklarını falan artık yani toprağın gazdan taşlaşmış olduğunu falan söylemişti. Bilmiyorum. Bilmiyorum.
açmak isteyen bir eylemci grubuyla diğerleri arasında bir gerginlik yaşanmıştı ama olaysız neticelendi. Şimdi boku sezonuna devam ediyorum. Yine işte ücretsiz yemek verildiği için parkta ayrıca yemek satışı yapmak isteyen seyyar satıcılar dışarı çıkarıldı. Bu da daha sonrasında bir çarşı taraftarının işte seyyar satıcılar arasındaki bıçakla yaralanmaya dönüşen bir olayın da öncesinde olan bir var. Buradaki başkanın açıklaması da ilginç. Gün içinde yani bu tabi psikiyatristler ve psikanalizin başbakanla ilgili yaptığı yorumlar da aslında çok okunmaya değer bilmek için. Bugün 9 Haziran günü başbakan 6 kez konuşma yapıyor ve sürekli faiz ofisine gönderme yapıyor. Benim param yok çökersen sen çökeceksin dediği şeyde işte faiz ofisine. Param ofisi, yok derken sen. Yolsuz operasyonu ve bütün paralarını dolar kazında yapıyor musun düşünüyorum. Kendine gönder yaratmış yani. 9 Haziran valinin mesajıyla uyanmak güne. Aramızı kısıralım. Bizim parkındaki eğlenceleri kıskanıyor olması yine başka psikanatik çözümleme gerektiriyor herhalde. Bu kendi dozer hikayesi de ilginç bir aslında yine gönderme. O da 2. Dünya Savaşı'nda Nazi işgalinde Prag'da ki bir Ruslar tarafından bırakılan bir tankın bir sanatçının pembeye tankı pembeye boyamasıyla ilgili bir şey vardı. Tarihli bir olay vardı. Buradaki pembe dozerde ben pembe tankı gönderme olarak buraya koydum. Aşağıda kızıl meydana hoş geldiniz mangarda. Yani çok şey var tabii yani çok fazla afiş yani ben herhalde 10.000'e yakın falan görsel malzeme bakmışımdır. Fotoğraf ve şey afiş vesaire. Bunların içinden bazı şeyleri elemek, seçmek falan da oldukça zordu. Ama yani en kitabın içinde olan bazı şeyleri de koydum buraya. Dikkatinizi çeker. Affedersiniz. Dodi'den bahsetmişsiniz. Şeyle katılmayan. Dodi. Benim bildiğim sonra tek ili duydu. Tek ili. Tek ili. Bayburt. Bayburt. Ama ondan önce şey de dahil oldu. Ardahan, Muş, bir de bir yer daha vardı bildiğim kadarıyla. İngöl Bayburt değil mi? İkinci ne dedin? Ardahan. Ardahan, Muş, İngöl Bayburt. Bu da yine o mitik fotoğraflarından bir tanesi. Gülsür'deki barikatlardan biri ve diğer şehirlerde dönüşüm. 11 Haziran yine kritik günlerden bir tanesi. Gezi Parkı dışında meydanda ve anıttaki hangarların indirildiği gün ve çok hani bu üstteki soldaki fotoğraf Reuters'ın fotoğrafı. Nasıl gazlandığını insanları görebilirsiniz orada. Ve aslında burada bir tiyatral bir şey de var tabii. Aşağıda sağda SDP Asayiş Kalkanlı 3 kişinin polise karşı direndiği ve aslında onların sonradan provokatör olduğunu iddia ettiği bir fotoğraf. Ama sonra öyle olmadı. Tabii İstanbul'da bu olay üzerinde bir sürü insan yine sokağa çıkıyor. Özellikle işte Kartal'da, Kadıköy'de, Sarıgaz'da. Avukatların protestosunun olduğu gün meydana yürüyüşe geliyorlar ve protesto yani eylem yapıyorlar. Eylemde iki avukat gözaltına alınıyor. Bir sonraki gün zaten gözaltına alınan avukatlar için 3.000 avukat tekrar yürüyüşe gidiyorlar. Taksim dayanışması bugün yani bir önceki gün polis müdahalesinden sonra tüm dünyaya tepki vermeye davet ediyor.
Başbakan konuklarına teşekkür ediyor. Vali Mutlu annelere mesaj gönderiyor. Çocukların sıfırlarına alın diye. Tabii anneler güzel bir cevap verecek sonra. Bu aşağıdaki sağdaki fotoğraf hep sürekli dönen ve konuşulan bir fotoğraf. Orada hani elinde Türk bayrağı taşıyan bir kız ve bedevi bayrağı taşıyan bir çocuk görüyorsunuz. Yani böyle yorumluyor insanlar ama aslında o bir amca Türk bayrağı taşıyan. Onu da bu şeyi söylemiştim bana. Biraz dikkat ederseniz o yakıştırma ve şey. Doğru değil yani. Yine de bu da anlamlı yani. Yani sadece Gezi Parkı'nın da sembolize edilmesiyle ilgili değil, yine insanları Gezi Parkı'nı dikilecekler falan diye düşünülen bir tarafı da olsa da her yere yine yayılıyor. Adliyede bir avukat eylemi var bugün. O bahsettiği 3000 kişilik eylem bugün yapılıyor. Ve aslında tamamıyla Meydan'ın ve ATM'nin rengini kaybetti bugün. Polisler slogan atarak Türk bayrağı da Türk posteri AKP'nin üzerine yerleştiriyorlar. 12 Haziran'da bu ayrılırken veya duygusal sahnelerin yaşandığı piyanist Davide'nin piyano çalmaya başladığı gün, onun piyano ile hikayesini, yılın hikayesine döndü tabii sonra. Başbakanın Gezi'yle ilgili bir istihbarat daha önce geldiğini söylediği gün, artık güvenlik güçleri daha farklı davranacak dediği gün. Oyuncu ve sanatçılar için kara bir liste, kara liste dediğimizde işte herkesin ilan edildiği ve aslında tehdit bir anlamda edildiği gün. Polisin müdahalesi gerçekleşiyor. Yine bence başbakanın açıklaması da psikiyatrist tarafından yani böyle çok aynen şeyden Afrika ziyareti sonrasında kitlenin başbakanı şey diye slogan atması gibi Tayyip şaşırma sabrımızı taşıma suçmelerinin hepsinin başka başka bir takım bilinç dışı anlamları olduğunu düşünüyorum. Başbakan açıklamaları da öyle. bu direkt anlatıyla eşleşen fotoğraflar değil ama
birkaç şey söyleyeceğim. Orada aklınıza gelsin. Pardon, eskiden bir kararlı oldu. Bu Galata Köprüsü'nde bile böyle insanın gözaltına aldığı, alındığı, yani 15 Haziran'ın 16'sına taştığı gün, yine şey bir gün, politik bir gün. Çarşının aslında açıklaması öne yapıyordu biraz da forum örgütlenmesine. O da şey dediği için, işte Gezi Parkı'nda, Gezi Parkı'ndan çıkarırsınız, Abbasağ'dan çıkarırsınız, Yıldız Parkı'na gideriz, oradan çıkarırsınız, buraya gideriz ama biz sokaktayız ve var olmaya devam edeceğiz deyip ilk Abbasağ forum örgütlenmesiyle insanların forum örgütlenmesine çıkıyoruz. Şimdi kronolojik çalışmadan sonra da ben çok böyle hani aslında spor bir şeyler vermeye çalıştım ama bir sürü şey benimle eklendiğini takip ediyorum. Kitapta çok daha kapsamlı ve geniş bir şekilde var. Belki biraz bitirirken de görsel malzeme üzerine bakarız, konuşuruz diye afişler falan koyduk kitabın içinde bulunan. Yani o çok anlık ve efektif üretildiği için yapıcılarına ulaşmak bile, sahiplerine ulaşmak bile bayağı zordu. Çok hani anonim olarak ortaya çıkan şeyler de vardı, hiç ulaşılamayan. Anlamlı ve eğlendi. Aslında sosyalist feminist kolektifin
önce birkaç tane silip sonra yok biz bunları devşirelim deyip küfürle değil nasıl bir an atölyeleriyle bağlayıp böyle bir olarak buradan bakalım. Ve
aslında farkındalık olarak da hani köprülerin, bulvarların, tünellerin bizi yaşatmadığı, şehirde kalıcı olmak için sokağa sahip çıkmak ve sokak için mücadele etmemiz gerektiğini anladığımız bir şeydi. Ve bir dili kurmak, mizahla bunu yönetmek ve iktidarı saldırgan bir ciddi dilini bu dille sekteye uğratmak demekti. Teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Sorularınız ve paylaşmak istediğiniz bir takım başka imkanlarınız her zaman konuşabiliriz. Size dair söylenecek çok şey var belki ama bir yandan da bu bir arşiv, belgeleme ve kitap çalışması olduğu için de sadece öyle bir tadımlık, bir hafıza tazelemesi yapmış olabilirim sizin için diye düşünüyorum. Teşekkürler. Aslında ben de bir anımı anlatmak istiyorum. Bu 31 Mayıs öğlene doğru yine böyle meydanda sarı gün gelmişti yani o gün. Evet. Şey böyle çok kalabalıktı yine meydan. Orada görmüştük zaten 31 Mayıs öğlenini. Sonra sarı gün geldiğinde zaten daha da kalabalıklaşmaya başladı böyle. İnsanlar onun olduğu tarafa doğru gidiyordu. Tabii biz de kalabalığı takip ettik. Sonra birden işte biber gazları üstümüzden, Marmara Oteli'nin üstünden sonra işte Toma arkamızdan şey olunca insanlar böyle birden sarı gülün korumaları zaten sarı gülü paket yaparken taşıyıp götürdüler. Olan bize oldu böyle Starbucks'ın içine girmeye çalıştık. Zaten kapılar açılmadı. Böyle bayağı kişi o aralıkta nefessiz kaldı. O yüzden siyasilerin farkındaki olumsuzluklarını belki de anladım. Ya direniş çok böyle çalınabilecek ve böyle öyle hazmedilip sindirilebilecek bir şey değil yani. Çok büyük ve yaygın bir şey. O yüzden aslında hiçbir güç ya da bence hiçbir hani şey onu çalamadı. Ama hani mesela ben şey insanlara şey hayal kırıklığını da biliyorum. 31 Mayıs gecesinden sonra 1 Mayıs 1 Haziran gecesi arasındaki farkı hani şey olarak görüntü olarak onun hayal kırıklığını yaşayan insanları da biliyorum. Hani 31 Mayıs'ta herkes vardı sokakta. Şimdi sanki her yeri sosyalcılara şikayet etmiş gibi bir şey görüyorum falan diyenler oldu örneğin. Yani sürekli o olanın neye ait olduğunu kestirme hali ve gözlem yapma hali bir anda değişiyor. Görüşmelerde mesela şöyle bir şey çıkıyor. İnsanların birbirlerinin varlıklarını sorguladığı ve aslında şey dedi. Onlar işte şu kadar varlardı. Onlar şurada şu kadardı. Ama onlar şöyle mücadele etmediler. Biz hep aktif direnişteydik. Biz ta işte böyle kattaydık. Ama onlar işte bir görüntü kaybolduk. Yani hep böyle bir şey var. Bu konuda bir çekişme var. Yani belki olumlu bir tarafı var mı bilmiyorum ama bu aidiyeti birlikte kurmak
çokluk üzerinden olabilecek bir şey değil bence. Zaten orada olmak da ilgili bir şey. Ona bakarsak herkesin orada olma biçimleri birbirinden farklı ve kapasitesi de farklı. Çünkü çok hani bedensel şeylerden bahsetme nedenim de bir yanda o. Hani bir yandan. Hani nereye kadar gidebileceğinizi orada olduğunuz anda deneyimliyorsunuz ve o her koşula göre ve her hale göre de değişkenlik gösteriyor. Bu bir arada hareket eden insan, örgütü olan insanlar için de belki de geçerli yani. Yok, sadece olumsuz yanı. Yani orada zaten polis saldıracağını söylemişti. Sarıgül'de gelin konuşma yapıyordu. İnsanlar da sürekli onun olduğu yöne doğru yönelim gösterdiler. Bir izdiham yaşandı ama çok büyük bir izdiham bir yerde. Bir sürü yaralar vardı. Orada olmak bir yandan da gizli direnişiyle direnişi transfer edebildik. Yani hem tüm illere yayıldı, sen zaten bahsettin. Hem de sadece direniş değil, dilimize yayıldı. Bundan sonraki direnme biçimlerimize yayıldı, örnek oluşturdu. Yani hani başarıysa bu, başarısı devam ediyor ve devam edecek. Yani değiştirme gücümüzü gördük biz geziyle. Ve bence bu çok kıymetli. Ve yani biz buna sahip çıktık ve sahip çıkmaya devam edeceğiz. Belki de motivasyonu koymak lazım bir yandan da. Yani o bellekte kaydedilen anı, hani her şeyle eleştirilebilir ve tartışılabilir olan yanı, evet, o tarafı tabii ki, o damar tabii ki durmadı. Ama onların yanında da bir yandan da o var olan şeyin kıymeti, faaliyet falan var olmaya devam ediyor. Çünkü tekrar üretmek için başka biçimleriyle o hissi taşımak gerekiyor. Durumu planlama disiplinine evirebilir miyiz diye merak ediyorum. Yani oradaki o gördüğünüz mekansal durum, sosyoekonomik durum, işte ücretsiz yemektir, revirdir, kütüphanedir, hepimizin bildiği müzedir. Bunu daha büyük ölçekte şehirde yansıtabilir miyiz? Böyle şey mümkün müdür? Özellikle hocalarına soruyorum aslında. Bence mümkündür. Yani kısa vadede böyle bir şey yapılabilir mi? Önü açık kısa. Mıdır? Kısa vadede çok 30 Mart'tan sonra yani, şey var. Çok yoğun yani soruyorum. Gelmezsiniz bence mümkün değil. O gün burada atölyelerin sene sonunda hep bir toplantısını yapıyoruz. Hangi atölyede neler çalışılmış falan. İşte çıkıp Gezi Parkı'na gitmeden önce burada bir toplantı yapmıştık. Ve ilk sözü alan Hürriyet Hoca olmuştu. Şey demişti. Ya biz atölyede hani kent planlamaya çalışıyoruz, kent anlamaya çalışıyoruz falan ama zaten hep aradığımız şey bir ütopya ve o ütopya şu anda Gezi Parkı'nda zaten hayata geçiyor. Yani asla ulaşamayacağımız belki o kenti ufak ölçekte Gezi Parkı'nda görmüştük ama bunlar hep işte geçici bazı tesadüflerin kesişmesiyle olan istisnai durumlar. Ama tabii hepimizin ümidi bir gün öyle kentler görmek. Konu tartışmaları yapılırken hep şey söyleniyordu. Evet işte levalar falan nasıl, Taksim Komun ne gider, işte Gezi Parkı'nda bir sefer falan. İnsanlar yine şunlar bir şey demeye başladılar. Ya komün, evet komün, komünde yaşıyoruz biz falan. Ama burası yani getiriyoruz ve burada tüketiyoruz. Burada bir üretilmişisi yok. Hani ya bunu komün diyebilir miyiz acaba falan gibi. Bir takım tartışmalar. Paris Köprü Komünü de Paris Komünü de bir üretim birimi yani kent yani mekan üretti tabii ama yani fabrika işgal gibi bir şey değil. Zaten komün orijinalinde kentin mekanını bölen, mekan üreten ama hani mal üretmeyen bir yer. Her zaman tedarik edilmesi gereken bir şey. O yüzden hep lojistik kavramlarıyla anlaşılıyor. Yani referans verdi Paris Komünü de aynı tarzda bir komün. Yani fabrika işgalinde üretenler de yalnızca fabrikanın ürünleriyle yaşamıyorlar. Yani Brezilya'daki toprak işgali gibi bir şey değil komün. Bence o yüzden ütopya olarak da işte bir açıdan bakılması gerektiğini düşünüyorum. Çok hayatın içinde var olabileceğini gördünüz. Öyle sonuçta var olan insanlarla yapılan bir şey. Bir yerden bir şey ihracı olmadı. Bir insanlar bir yere gelince böyle bir şey ortaya çıktı. O yüzden imkanı ütopikte görmemiz gerektiğini düşünüyorum. Sen girişte de söyledin, hani yaptığım şey ne kadar sözlü takip vesaire falan diye. Aslında bu süreci gözlemleyen, bana tanıklık eden herkesin yaşadığı şey aslında ağır bir travma.
Yani bu travmayı bizler dinlerken, tekrar hatırlarken hissediyoruz. Sen anlatırken vücut diline her şey yansıyor. Çünkü çok da doğal olarak travma çalışmalarına katılmış kişiler başta kendileri travmasız olarak bu kadar büyük sorunlarla mücadele ettiğiniz böyle bir yaralayış tarafı var. Onun için hani sözlü tarihten ziyade yapmaya çalışılan iş biraz daha savaş muhabirliği falan gibi bir şey aslında. Tam yani illa bir şey verilecek bana kadar tabii. Belki bundan sonra o süreci tanıklık etmiş, parçası olmuş kişilerle oturup konuşularak daha sakin kafayla daha hani söz tarif olmak için... Ama söyleşileri var galiba herkes içerisinde. Ama o söyleşiler muhtemelen bir yandan bomba gelirken, bir yandan sıkılırken falan yapılan şeyler. Yarıda öyle mi o hani birkaç kişi şöyle, var? Yusuf arkadaşımla dedikten sonra aradaki onun biriyle biri arasında çok büyük bir kısmı yapıldı. Ve insanlar oranın böyle ufak çadırını kurmuş, işte kapısında otururken falan içeride davet edip böyle evlerine de süpüreceğim çünkü çadırını falan derken yani bir hal de vardı ama şeyi, ya bence şöyle bir şey var, eylem sırasında da yaptığım görüşmeler oldu. Ama olay zaten, ben o insanlarla şimdi görüşsem öyle bir anlatı alma şansım yok. Yani o ana özgü olan ve o an olan ve o detayda tavsiye ettiğim zaman şeydi. Kesinlikle o ayrı ve çok özel bir malzeme ama sonuçta bir olağanüstü koşullarda yapılan. Onun için hani evet. Bir söz tarih saydım onu bilmiyorum yani onun uzmanı da değilim ama kıymetli bir malzeme yani onu da aslında bir şekilde kitabın içine girmiyorum malzemeyi de bir şekilde kullanmanı arzularım diyeceğim konu. Bir başka şey yani bu olay zaten başlamış ne kadar kocaman hepimiz biliyoruz. Yani hepimizin gündelik hayatını ne kadar değiştirdiğini falan da biliyoruz. Ama tam da yerel seçimler öncesinde bu konuyla ilgili müthiş bir sessizlik olduğunu düşünüyorum ben. Yani hiçbir belediye başkanı adayının geziyle ilgili, yani bırakın olayları falan, kentin en büyük meydanı ve parkıyla ilgili ben bir şey net bir şey söylediğini duymadım. Yani bu biraz gizli kapalı örgüt bir gündem olarak herhalde 31 Mart gününe itibaren duymaya başlayacağımız şeyler olacak bu hale ilgili diye kim gelirse gelsin. Bilmiyorum sizler ne düşünüyorsunuz ama yerel seçimlerde zaten genel seçimlerin üzerinde tapeler vesaire falan gidip gelirken yani net olarak küçük partiler, büyük partiler, muhalifler şu anda hiçbirinden Gezi Parkı ile ilgili tavrımız şu duru ben net olarak duymadım. Bilmiyorum duyan varsa belki. Beyoğlu adaylarının birkaçında var. Evet. Beyoğlu adaylarının birkaçında var. Hatta Beyoğlu adaylarının şöyle eleştirdiğim bir noktası var. Beyoğlu adayları da bütün vaatlerini ve sözlerini Gezi ve Taksim üzerinden kurgulamaya başlamışlar. Diğer alana dair hani ok meydanı, tarla başını, Haliç'e şuna buna dair de hiçbir şey yok mesela. Onun da öyle bir sıkıntısı oldu. Büyükşehir adaylarından var mı? Böyle bir şey yapalım. Sarıgül Taksim ve Gezi Parkı'nda vurgulayan bir projesi olduğunu söylemişti. O projesinde bir fikir yarışmasına konu edeceğini, ilk üçü belirleyip sonra da doğrusunu yani kalıcı çözümün halka soracağını ve Gezi Parkı sürecinde ölen insanlar için de bir anıt yaptıracağını söylemişti kampanya sürecinde. Ama bu ne kadar fiiliyat olacak olacak bilmiyorum. Kadir Topbaşı'nda sıra serilerin girişinde kocaman bir reklamı var Taksim Meydanı'nda ama o hiçbir şeyin yani Gezi'ye ya da Taksim'e vurgusuz sadece sattığı meydan tasarım projesi gibi bir akış. Bildiğim kadarıyla ikisinin böyle bir niyeti var. Diğer adayları bilmiyorum ama. Gezi Parkı'nı bilmiyorum ama Bir daha duyabilir miyim? Çünkü Sarıgül'ün 3. köprü, 3. havalimanı, Korona, İstanbul projelerini yapacağına dair bir şey... Ama farklı yerde yapacağım. Çünkü ekolojik koridorları koruduğunu iddia ediyor. İstanbul'da. Koruyacağını. Bir süreç var. Yani o tercihi
yapmak koşulları bu kadar hem konuşulamaz hale dönüşmüş durumda gibi geliyor bana. Lütfen onları bölme Eda. Çünkü Gezi'den sonra seçim konuşmak kadar tamam şey değil, donanılacak bir şey değil ama konuşmamız gereken bir sürü şey var. Yani üstelik sosyal medyada da artık eskisi gibi de değiliz. Toplumsal işlerinden bahsettiğimiz şey artık hepimiz çok daha ne hissettiğimizi, ne düşündüğümüzü, siyasi hallerimizi paylaşır ve tartışabilir duruma geldik. Gezi'nin öyle bir etkisi oldu. O yüzden konuşmak gerekiyor yani. Sunum teknolojisini açtırayım. Mesela bazılarını tekrar bulabilmek için küçük notlar iyi olabilir mi acaba bunda? Çünkü şöyle bir görseli anlatmak çok, sen de hissetmişimdir yani zaten anlatan bir şey görsel, kendi ifade tekniği ama üzerine sözler koyduğun zaman eksiltme veya hani sanki böyle iki farklı dil aynı anda konuşuyormuş gibi oluyor. Acaba onu çözmek için bu görselliği kendi kendine konuşturacak bir şey bulunabilir mi? Yani yazı artı video artı fotoğraf bir PowerPoint'e koymak bunun en iyi görselleştirme, bu kitabın en iyi görselleştirme şeklinde bundan emin olamadım. Yoksa bunu ilk defa tutmuyorsa... Sıkıntı yaşadım çünkü ilk defa ben bu arada o şeyden planlı planları bırakmam yani PowerPoint sunum yapmıyordum. ve böyle hani bu biçimde değil çünkü bir sürü şey var zaten konuyu aktarması da çok böyle tam şey, da çok tıkıyor. Önemli bir nokta bu çok. Yani tam da toplumsal olayları, toplumsal konuları yani mekanı temsil etmeyle ilgili çok önemli bir araştırma sorusu. Yani acaba bu konunun, ya dedin ya sözlü tarih bir anı sekanslara basan sözlü tarih metotlarını artı arşivleri metotlarını çok olağanüstü bir mekan ve zamanı bu kitaba biriktirmişim. Kitabın bir ifade tarzı var, kendi bir görselliği var. Kitapta sözlü tarih yok ama sözlü tarihle ilgili yapacak bir çalışmada bence ses çok başat. Yani zaten başka görüntü alma, kayda alma şansımız olmadı. Evet. Tedirginlik olduğu için. Ses kullanarak yapılması gereken bir şey. Çok belli bölgelerin, hani belli bölümlerin ne anlatmak isteniyorsa. Mesela sözlü tarihle yapılan klasiklerde mesela ses kullanmazlar. Bildiğin kitap yazılır. Yani sözlü tarih kaynağını kullanarak başka kaynaklarla beraber tarih kitabı yazılır. Ama senin bence burada yani belli bir PowerPoint görselleştirme tarzını almaktan değil, hani bence o hissettiğin sıkıntı çok verimli bir soru sıkıntı. Yani metinsel malzeme ile çünkü şu anda biz bunun siyasi analizini ver, neye getirdi, nasıl kullanıldı diye bir 10 sene sonra yapılacak şey şu anda yapamayız. Şu anda sen onun görselliği kaydetmişsin ve bunu bence sunum tarzı hakkında da düşünmek lazım. Çünkü metin ister istemez metin kronolojik ve önem seçkisi sunuyor. Mesela bir Erdoğan'ın sözü olur, o zaman aslında Gezi Birleşik'in tam tersi ortaya çıkıyor. Yalnızca metinde Erdoğan bir şey söylüyor, Topbaş bir şey söylüyor, Birleşik Milletler kalıyor, Claudia Roth oluyor. Yani görsellerde gördüğümüz o çeşitlilik, anonimiteyi yaratan zenginlik metinler tarafından tamamen sıfırlanıyor. Çünkü orada ben ne görüyorum? Erdoğan görüyorum, Roth, Claudia Roth görüyorum. Yani o zaman yine büyük adam, çoğu büyük adam, 3-5 tane küçük, büyükçe kadın falan çıkıyor. Yani esasında tam da Gezi Parkı'nın hala şu içinde bulunduğumuz şok yani mekan ve sosyal düzenleri alt üst etme halini etkisini sıfırlıyor sunum tekniği. Bence bu PowerPoint artı metinle olmamalı. Nasıl olacağına dair fikrim yok ama eminim tam da bunları yaratan o dayatan görsel mantıkla ilgili yani nasıl temsil edilebilir? Yani istisnai sosyal hareketlerin temsil nedir? How to represent social media? Benim aklıma şeyler geliyor. Bu kadar mesela ya beden dilini kullanmak ya ben performans yapmak isterim mesela. Aynen. Yani bunu evet, ne kadar kabul edilebilir evet olduğunu bilmiyorum. Ben performanstan kastım da bunun içinde şey falan olabilir. Evet. Yani konuşarak aynen yapmaktan aynen bahsetmiyorum. Onu demek istiyorum. Beden dilini yani bedenini kullanarak bir şey belki yapmak lazım. Çünkü dedim ama ya malzemeni de kullanman lazım. Yani malzemeni başka türlü soyutlamak lazım. Beden olabilir. Veya yine belli harita yani meslek nasıl yapıyorsunuz? Haritalama teknikleri var. Harita dışında görselleştirme teknikleri var. Yani neyin yan yana düştüğünü, o karmaşanın neyin yan yana düştüğünü gösterecek başka şeyler de var eminim. Ne bileyim, Topraksızlar Hareketi, Korun Tiyatrosu'nu doğurdu mesela. Topraksızlar Hareketi yepyeni görselleştirme, toplumsal çatışmaları yepyeni temsil etme şeklini Korun Tiyatrosu'nu doğurdu. O
yüzden şimdi bu şeyi anlatmadım size ama şöyle bir yol buldum onun için. Bilmiyorum, ortaya ne çıkacağını kestiremiyorum ama bu kitabın içinde bahsettiğim, yaptığım görüşmeler yok, sözlü tarih görüşmeleri. Bu sadece arşiv belgeleme çalışması. Asıl benim yaptığım görüşmeler bir şeye dönüşecek. Kitap çalışması diye başladı ama kitap açtığı için bir sergi planı var şu an. O serginin içinde de anlatılan sözlü tarih anlatılarının eşleştiği, sanatçıların soyutladığı farklı malzemeler kullanarak, dijital olarak yapabilir, kolej olarak yapabilir ya da başka bir şey olabilir. Bence bu emeğin tüdüğüne en mağaralı soru, bunu şimdi nasıl görselleştiriyorsun? Yoksa her zaman böyle sorular alacaksın. Yani metinle ilgili sorular alacaksın. Kazata bir kere mahsus. Hayır, şey bence çok hayırlı olmuş. Çünkü hep aynı ezberden yaparak neyin, hani yeni olan şey artık eski formlarla nasıl karşılanmıyor? Tam da bunu gösterdi bize. Orada yeni olan şey, çıkan şeyi alıp ileri götürmek için onun şeklini de bulmalı. Çünkü şeklini kazanmaya hiçbir şey hayatta devam etmiyor. Negatif bağlı konu yani tam da o şekil. Bence bu direkt şeyi planlamasına dair bir soru. Temsil edilemeyen şey planlamada, hani hayat planlamada bireysel veya kentsel veri olmuyor ve kale alınmıyor. O yüzden bu kitap şey gibi oldu, etejen kitabı gibi oldu. Yani arkadaşlar bir şey diyor, koyuyoruz işte her gün, hangi günü hatırlamak istiyorsam ona açık bir bakıyorum fotoğrafları falan. Evet, bir misyonunu görmüş ama bence iyi de bir şey var. Çok çok verimli olabilirsin. Bir boyutu daha belki kitapçısı da olabilir. Yani böyle bir kitap yaparken tabii ki o koşullarda hani kaynağı bilemeden bir sürü şey kullanıyorsun ve bunların üreticileri de muhtemelen copyright gibi falan kaygıları olan insanlar da değil. Herkes bunun daha çok kamusallaşmasını falan da ister. Yani bununla ilgili hani başına bir şey geleceğini düşünmüyorum. Hani niye benim fotoğrafım izinsiz kullanıldı vesaire falan gibi. Ama gene de hani böyle bir kaygı, çünkü yayıncı da bunu duyabilir vesaire falan, bununla ilgili ne yaptığınız diye bir sorayım. Çünkü bunun öbür yüzü, sen bunun yayıncısı, yayın hazırlayan editörü olarak aslında başka bir risk alıyorsun. Çünkü bu bilgiyi şeffaflaşıp aleni dağıtırken bu polisin eline geçebilir. Başka grupların eline geçebilir, şu olabilir, orada yüzleri açık seçik görülen insanlardan bununla ilgili bir kaygı yaşatabilirsin. Bir de doğrudan doğruya böyle bir şeyi hazırlayan insan olarak kendini terörize edebilirsin. İşte böyle bir kitabı yayınlamak benim kişisel kariyerim açısından bir risk mi diye düşünmüş olabilirsin. Bunlarla ilgili bir şeyler paylaşmak ister misin? Evet, evet, çok isterim. Bir kere şey, risk açısı şey gibi değil. Yani o direnişin içinde olduğumuz için o an hala bana bazen getirirken zaten yeteri kadar terörize olmuş halde bunu yaptığım zaman bu geçmek bir şey gelir, gelmezse falan gibi bir şey hiç düşünemediniz. Ama kitap çıktıktan sonra fark ettim ki gelmek ihtimali çok mümkün olmaz ama çok gestirmek bir şey. Google'a yazdığım zaman da çıkıyor zaten. Bir sürü bir de kurumsal bir şey dedim var. Bir yandan da işsizsiniz zaten. Ama bir soruşturma falan yaşamıyorsun. Yaşamıyorum ama olma ihtimali olabilir. Neden? Çünkü kesin ehliyetin birkaç tane dava açıldı. Bir tane belgesel soruşturma açtılar ve bu süreçte böyle bir şey olduğu için de şu an yayınları kitabı daha görünür olmakta uzaklaştıracak şeyler yani. Bu aslında daha kötü. Çünkü zaten yaptığım bir şey. O da insansı bir nevi başka türlü bir biçimde denebilir geliyor ona yani. İkincisi, copyright ile ilgili durum, ben ulaşabildiğim herkese kitabı dışında kullandım. İzin alarak şey yaptım. Yani bu köşe yazılarından tutup, hani basın bildirileri zaten basın yetişerliği için, onun sayesinde almaya gerek ama köşe yazarlarından görsel malzemeye kadar. Zaten şunu söylemek lazım, bu bir kolektif çalışma denemeleri şu, amatör ya da profesyonel fark etmez, sadece o an orada olmak, belgeyle kutsanılan bir olduğu için bir sürü insan arşiv işin içine girdi. Gayet hani kendi hem çevremizden hem de bu süreç içinde çok fazla iletişim ve sosyal baskın imkanı oldu. Onlardan geldi. O yüzden mesela fotoğraflarda öyle bir program yok çünkü hepsi izin alınmış ve verilmiş fotoğraflar. Afişlerle ve şey anonim olarak yapılan şeylerle ilgili bir sorun olabilir mi? Olma ihtimali olabilir ama ulaşabilir yine herkese izin alınır ve bir problem olduğu zaman da şeye özellikle dikkat ettim.
çok kullanılmışsa eğer, yani çok fazla kamuoyunda çok paylaşılan bir şey olmuşsa ve ismine kesinlikle ulaşamıyorsan birkaç şey kullanmak. Onun dışında yoktu yani hani şey yaratabilecek. Zaten işte işleri var. Başka bir gezi dışında başka bir şey yapmaya çalışsanız böyle bir şey yapma şansınız yok. Yani ağzından kalkamazsınız. Ben bunu zaten olayım. Anonimliği ve kitleselliğin çıkardığı hoş bir soru bu yani. Evet. Bu alabiliyor muyuz bu arada? Bir şey yanında bir yerden alabiliyor muyuz? Burada yok ama ben size şey anlatıyorum. Kitabı... Ticari kafeye çalışmıyorsun Eda'yı. Evet, ben öyle yaptım. Yerler bulabiliyor muyuz? Kitabı bulmak da işte o yüzden sıkıntı yaşayabilirsiniz. Şey yapabilirim. İlk de bana mail denizi yazarsanız ben size kitabı web sitesinden sipariş verebilecek.